السادس من شروط الصلاة إزالة النجاسة. لابد أن يزيل النجاسة. Bilin ki namazın şartlarından altıncısı ise necasetin giderilmesidir. Necaset ise يزيل النجاسة عن ثلاثة أشياء. Necaset ise üç şeyde olur ve bunların giderilmesi gerekir. عن البدن bedende olur, bunların giderilmesi gerekiyor. والثوب اللباس الذي يصلي فيه namaz kıldığın, namaz kılacağın elbisenin üzerindeki necaseti de kaldırman gerekiyor. والمكان الذي يصلي فيه ayrıca namaz kılacağın yerin de temiz olması gerekiyor, necasetin giderilmesi gerekir. فلو صلى على بدن نجاسة أو ثوب نجاسة أو في مكان نجس eğer diyelim ki elbisesinin üzerinde ya da bedenin üzerinde ya da namaz kılacağı yerde necaset varsa عالماً بوجود النجاسة ve bunu da biliyorsa ذاكراً يعني لها لا ناسي ve o anda namaz kıldığı anda hatırlıyorsa bunu وقادر على إزالتها. Bu necaseti gidermeye de güç yetiriyorsa فالصلاة باطلة. Bu durumda namazı kabul olmaz, batıldır. لكن لو صلى إنسان ama şöyle düşünelim, bir insan namaz kıldı. وبعد الصلاة وجد في ثوب نجاسة. Sonra namazdan sonra bir baktı ki elbisesinin üzerinde necaset var. فلا إعادة عليه. Bu durumda namazı tekrar etmesi, iade etmesi gerekmez. والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وكان في نعلي أذى ولم يعد الصلاة عليه الصلاة والسلام والله أعلم. Bunun delili ise Nebi sallallahu aleyhi ve sellem namaza başladı ve ayakkabısının üzerinde bir necaset vardı. Sonra Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bunu öğrendikten sonra namazını tekrarlamadı.